Efendim, örgü dünyasına hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü modelimizin ismi kaydırmalı burgu. Çok amaçlı bir model. Görüntüsü aynı burguyu andıran fakat burgudan daha kolay örülen bir model. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bayan yeleklerinde, özellikle erkek örgülerinde ve erkek çocuk örgülerinde, şapka kaşkollerde hep hangi modeli yapabilirim diyerek sorular gelmekte. Bu modeli çok rahatlıkla her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Modelimin şu kısmı 5 ilmek. Aradaki şer tane terslerim var. 7 ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Siz bunu artırabilirsiniz de. Ben 5 ilmek üzerine çalıştım. Siz 5, 7, 9 o şekilde artırarak devam edebilirsiniz de. Modelimizin biri bu tarafa, diğeri de bu tarafa açılarak gitmekte. Yapılışını göreceğiz. Çok kolay. Örgüye dair aradığınız her şeyi şerifenörgüdünyas.com adresinde bulabilirsiniz. YouTube örgü kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Ben hazırlık amaçlı ilmeklerimi şişime taktım. Bir sıra haroşamı yaptım. Şimdi modelimin kurulumunu yapıyorum. Modelimin kurulumunu yaparken 2 ters 5 tane düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ters 5 düz. Tekrar 2 ters olarak sıramı bitirdim. Arka yüzü ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 2 ters ilmeğimi ördüm. 1 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın 3 ve 4. ilmek dediğimi şuradan girerek ikisini birlikte kestim. İlmeği bu tarafa attım. 1 tane daha düz ördüm. Şimdi buradaki kestiğim ilmeğimi 1 tane dolayarak burada eksilmesini engelliyorum. Aradaki 2 tane tersimi örüyorum. Aynı işlemi bu tarafta ters olarak yapıyoruz. 1 tane doladık. Bir düz ilmek örüp 2 ilmeği birlikte kestim. Buradaki doladığım ilmeği burada yok etmiş oldum. 2 düz ördüm ve 2 ters ile örgümü bitirdim. Arka yüzünde ilmeklerimi aynen örüyorum. 도ladığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde 2 düz 5 ters olarak örüyoruz örgümüzü. Tekrar ön yüzdeyim. 2 ters ilmeğimi ördüm. 1 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ve 3. ilmeğimi şu şekilde çevirerek kestim. İlmeğim bu tarafa yattı. 1 tane daha düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek daha düz ördüm. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Daha önceki sırada doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Şu ilmeğin yanına geldiğim zaman artırmamı yapıyorum. Bir doladım. Bir düz örüp bir kestim. Tekrar bir düz ve 2 ters olarak örgümü bitiriyorum. Arka yüzden ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 2 ters ilmeğimi ördüm. Son düz ilmeğim bakın. Baştaki ilmeğimi yanındaki ilmeği çevirerek kestim. Bir düz ördüm. Burada kestiğim ilmekleri yanındaki bir tane ilmeği ördükten sonra artırıyorum ki ilmeklerim eksilmesin. Sayısı aynı kalsın. 2 tersimi ördüm. Diğer taraftaki modelle yaparken tam ters işlemi yapıyoruz. 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım ve bir düz ilmekten sonra bir tane kestim. Şu anda ilk modelimizi bitirdik. Bundan sonrası aynı modelin tekrarından oluşmaktı. Örgümüzün ilk başlangıcında yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 2 ters ördüm. 2 düz ördüm. 3. ve 4. ilmeği çevirerek kestim.
bir tane düz ördüm, bir doladım, arada iki ters ilmeğim var, bir doladım, bir ilmek ördüm. Burayı karıştırmayın. Bir doladıktan sonra bir ilmeği örüyoruz, ondan sonra bir ilmek kesiyoruz. İki düz ve iki ters olarak sırayı bitirdim. Daha sonraki sırada bir ilmek ördüm. 2 ve 3. ilmeğimi çevirerek kestim. Bir ilmek ördükten sonra doluyorum. Daha önceki doladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Daha önceki doladığım ilmeğimi örüyorum. Şu bir tane düz giden ilmeğim yanına gelince artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde örgümüz devam edecek. Örgümüz bu şekilde devam etmekte hanımlar. Hepinize kolay gelsin.